bugün World of Jade Dynasty oyununa bir göz atacağız. İzleyeceğiniz video oyunun ilk betasına ait. Yani oyun halen geliştirme aşamasında ve betası yapılacak kadar ilerlemiş durumda, fakat başlamadan belirteyim, oyunun çıkış tarihi 2024 olarak belirtiliyor. Ancak yönetim tarafından kesin bir tarih verilmedi. Artık hepimizin alıştığı üzere Uzak Doğu, yani Asya MMORPG oyunları son zamanlarda çok artmış durumda. Bu da onlardan birisi. Asya oyunları oynayanların aşina olduğu birçok özellik bu oyunda da mevcut. Örnek verecek olursak uçma, kaçma, Asya motifleri dünyası, geleneksel kostümleri, skill mantığı, parlak efektler, parlamalar falan derken artarak ilerliyor. Ancak bir MMORPG'de bunları en güzel işleyenler de Koreli abilerimiz. Evet, Asya'dan harika oyunlar çıkıyor, tadında bırakınca. Ama aşırıya kaçan oyunlara örnek olarak bir önceki videoda belirttiğim şekilde Sword of Legends Online'ı verebilirim. Bu durumda oyun tamamen Asya motifleriyle dolu bir oyundu. Uçması, kaçması, dünyası, kısacası her şeyi bu oyuna benziyordu ve geldiği durum ortada. Tamamen bir başarısızlık abidesi diyebiliriz. Bu oyunda bazı yönleriyle aşırı benziyor. Batılı oyuncular genel olarak bu tarz Asya motifleri iliklerine kadar işlenmiş oyunları çok fazla sevmiyor. Deniyorlar ama devamını getiremiyorlar, oynayamıyorlar. Dünya tasarımı daha ferah, daha temiz ve daha güzel olsa da kılıç üstünde uçması, geleneksel kostümler, skill efektleri falan birebir aynısı olmasa da birçok şeyi benziyor. Oyuna genel olarak baktığımızda çok güzel grafikleri ve dünyası var. Bunun yanı sıra karakterler klasik her Asya MMORPG'de olan sınıf ve karakter dizaynları diyebiliriz. Harika yakışıklılar, harika güzeller, böyle manken gibi karakterler ya kısacası. Skill animasyonları çok beğendiğimi de söylemeliyim bununla birlikte. Ben skill'lerde fazla efekti seven birisiyim. Hatta RPG oynarken en çok skill efektlerine dikkat ediyorum. Benim için çok önemli bu. Daha önce oynayan birçok solo oyuncusu da zaten bu oyundaki skill'lerin birçoğunu benzetecektir. Bununla birlikte PvE fight çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim, başarmışlar gibi gözüküyor. Sürekli oyunu solo'yla kıyaslıyorsunuz diyeceksiniz ama ana köyleri de birbirleriyle aynı. Ulan yoksa bu oyun aynı geliştirici ekip mi tasarlıyor? Bu kadar da çalınmaz be. Binekler, petler genel olarak aşırı benziyorlar. Her neyse, fazla solo konusunu uzatmayacağım. Konumuza dönelim. Oyunun uçan binekleri mevcut ve bu bana gerçekçiliği yitirilmiş bir oyun imajı veriyor. O yüzden hoşlanmadığım bir diğer özellik de bu. Uçan kaçan oyunlara uzağım bir tık. Abilerimiz ve ablalarımızın çok cool skill'leri var. Düşünün, elinizden ateş çıkartıyorsunuz ve artistik duruşlara devam ediyorsunuz. Ulan ben çıldırırım elimden ateş çıkarabilsem. Adamlar alışmış. Şaka bir yana, oyun ciddi anlamda Asya motifleriyle doldurulmuş bir oyun. Bu tarz oyun sevenler için güzel bir alternatif olacağını da düşünüyorum. Oyun çıktığında deneyeceğiz ve bu oyun hakkında güncel bilgiler de geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Videonun tamamını izleyin, genel olarak oyun hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linkten de Discord'a katılabilirsiniz. Görüşmek üzere. Bye bye.
只能先寻一处僻静之地，打坐静修，等待事情归来。 师尊有指点，师姐甚，我观师母听闻修炼之事，师姐，师妹，七脉会武快到了，我去大竹峰就是切磋切磋。 哎，对了，师妹，我听曾师弟说他在河阳淘来了最新的水粉，稍后我送你一些。师妹，大竹峰新来了一个叫张小凡的弟子，就是三年前草庙村居士的遗孤。哎，大人，哦不，宋师兄说他做饭很好吃，还送给我几枚他做的点心，留给你吃吧。师姐不必，旁人的事我没有心力去管。我就知道你不会告诉师父的。